Muhterem izleyicilerimiz, İslam ve Hayat programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Siz değerli izleyicilerimizden gelen dini soruları Şanlıurfa Mektebi vaizimiz Ahmet Sarıoğlu hocamıza sormaya devam ediyoruz. Değerli hocam, bir izleyicimiz de sorusunda. Abim türlü türlü nedenlerden dolayı evlenemiyor. Evlenebilmesi için bir duası var mıdır? Ya. Bunun yanı sıra annesine ve babasına da anne ve babasına karşı, ebeveynine karşı kötü davranıyor. Bunun için ne yapmamız gerekiyor demiş. Muhterem izleyicim, evlilik için dua değil, dürüstlük şart. Ve insan her halükarda anne babasına itaat edecek. Evet. Anne baba, Müslüman olmadığı takdirde de, gayrimüslim olsalar da, onlara iyilik yapmak lazım. Anne babaya uygun hareket etmeyen insan hayatta başarılı olması düşünülemez. Bu kardeşimiz, bu izleyicimiz şeytana lanet etsin, tövbe istiğfar etsin, annesi ve babasıyla iyi geçinsin, onlara uygun hareket etsin, onları üzmesin, onları rencide etmesin, kalplerini hoşnut etsin. Onları memnun etsin, dualarını alsın, kısa zamanda da inşallah evlenecek. İnşallah. Yani dua değil, bu olması lazım muhterem izleyiciler. Şimdi bir insan anne babasına karşı gelse, binlerce dua etse Allah o duayı kabul etmez ki. Allah emretmiş. Estaizu billah ve kaza rabbuke ellâ ta'budû illâ iyyâh. Allah hükmediyor, emrediyor. Allah'tan başkasına ibadet etmeyesiniz. Ve bil valideyni ihsana, anne babaya iyilik yapmayı Allah emrediyor. Anne babaya iyilik değil de bir insan kötülük yapsa Allah ondan razı olmaz. Allah ondan memnun olmaz. Hiç Allah razı olmadığı, memnun olmadığı bir Müslümanı muvaffak etmesi mümkün olur mu muhterem izleyiciler? Sonra aziz izleyiciler, ben bunu çoğu zaman söylemişimdir. Bir insan hayatta başarılı olamıyorsa, evet hocam, muvaffak olamıyorsa, istediği düzeye gelemiyorsa, bu insanın tez elden yapması gereken şey, anne babasıyla olan münasebetlerini gözden geçirecek. Durumlarını gözden geçirecek. Eyvallah. Mutlaka orada bir aksaklık var. Mutlaka orada bir sakatlık var. Mutlaka orada bir yanlışlık var. Onu düzeltmesi lazım ki muvaffak olabilsin. Anne babasıyla olan durumunu düzeltmeyen bir insan hayatta muvaffak olamaz, başarılı olamaz, arzu ettiği seviyeye gelemez muhterem izleyiciler. Cenab-ı Hak müsaade etmez. Cenab-ı Hak onu muvaffak etmez. Cenab-ı Hak ona izin vermez. Onun için bu muhterem izleyicim bir an evvel annesinin babasının elini öpsün, helallik dilesin, efendim onların duasını alsın, inşallah işleri de güzel olur, evlenir, muvaffak da olur, huzurlu bir hayata da inşallah kavuşur muhterem izleyiciler. Dua bu. Eyvallah. Dua bu. Eyvallah. Değerli hocam, bir başka izleyicimin sorusunda, komşumun 3000 dönüm tarlası var, tüm işlerini kendi yapıyor, başkasına hiç yaptırmıyor. Kimse kendisinden istifade edemiyor, faydalanamıyor. Bunun vebali var mıdır? Hayır, şimdi kendisi yapabiliyorsa bir insan kendi malında dilediği gibi tasarruf hakkına sahiptir. Mutlaka işçi tutma mecburiyeti yok eğer kendisi yapabiliyorsa.
3000 dönümü bir insan nasıl çevirir, ben ona da çok fazla yani ihtimal veremiyorum. 3000 dönüm Harun. 3000 az değil. Yani ifade edildiğine bugün 3000 dönüm çok büyük bir meblağ. Bir insan yani ne olursa olsun bunu kendi başına çeviremez. Bunu idare edemez. Bunu yapamaz. Farazaki yapabildi. Yok, günah yok. Kendisi yapabiliyorsa, çevirebiliyorsa, kaldırıp indirebiliyorsa, ekip biçebiliyorsa problem yok. Cimriliğe girmez değil mi hocam? Yok, ne alakası var? Bugün kendisi yapabiliyor. Evet. Ve malikul mulk yetasarrafu fi mulki keyfe yaşa. Kuraldır bu. Evet. Mülk sahibi mülkünde dilediği gibi hareket edebilir. O yetkiyi İslam dini ona vermiş. Eğer 3000 dönümü kendi başına çevirebiliyorsa, ekip biçebiliyorsa, kaldırabiliyorsa, tamam kendi malıdır, dilediği gibi hareket eder. Lerbesi, değil mi hocam? Ancak zekatı unutmayacak tabii ki. Zekatı unutmayacak. Eyvallah. Ve etu hakkahu yevme hasadi. Hakkına hasat günü vereceksiniz. Hangi tür ürün olursa olsun, hasat günü onun efendim hakkını vermek lazım. Değerli hocam, başka bir izleyicimiz mesajla göndermiş olduğu sorusunda, ölü morgda kalırsa şeytan ona musallat olur mu? Ölmüş olan bir insana şeytan musallat olmaz. Sonra muhterem izleyiciler bakın, her insanın şeytanı kendisiyle doğar, kendisiyle ölür. Ancak kabirde hesap esnasında nasıl ki ölü diriliyorsa, soru sormak, soruya cevap vermek, hesaba tabi tutmak için şeytan da orada diriliyor. Ve orada da insana musallat oluyor. İnsanın yanlış cevap vermesi için bazı şeyleri, mesela Münker ve Nekir aleyhisselam ona sual sordukları zaman, soru sordukları zaman, men rabbuke dediği zaman şeytan ölüye diyor ki beni göster, beni. Rabbin kimdir diye. Rabbin kimdir dediğinde şeytan insana diyor ki, ölüye diyor ki beni göster. Ben senin Rabbim olduğunu söyle. Yani orada da şeytan aleyhillâhına musallat oluyor. Yoksa morgda 60 sene kalsa şeytan onunla ne yapacak? Zaten şeytan da ölmüş. Onun şeytanı da ölmüş. Evet. Beraber dünyaya geliyor, beraber de ölüyor, gidiyor. Eyvallah. Onun için böyle bir şey olmaz. Değerli hocam, bir izleyicimiz de 3 tane bekar çocuk var diyor. Ve günah işleme durumu da var. Onları evlendirmeden hacca gidilebilir mi? Muhterem izleyiciler, hac ibadeti varlığa bakar. Eğer zaruri ihtiyaçlar dışında sizin hacca gidip gelecek kadar bir malınız varsa, hac mevsimi diyelim ki hac mevsimi geldi. Şu anda da malınız var. Bekarda çocuklarınız var. Siz o hac mevsimi anında zengin iseniz hacca gidersiniz. Çünkü farzdır bu. Evet. Farzdır. Evlenme kişiye aittir. Baba çocuğunu evlendirme evlendirme konusunda kendisine farz değil. İmkanı varsa yardım eder. Evlenmesine yardım eder. İmkanı yoksa ne yapabilir? Ama bu ibadet farzdır. O anda farz. Daha hac mevsimine 4 ay var. Şimdi çocuk parası var ve çocuk evlenmek istiyor. O zaman evlendir. Ve para kalmadıysa hacca gitmezsin. Ama hac mevsiminde, hac anında paran varsa zengin sayılıyorsun. Bu parayla da hacca gidiyorsun. Hanefi mezhebinde haccı tehir etmek caiz değil. Vücub anında gitmek lazım. Alel-fevridir değil mi? Fevridir. Yani çabuk gidilecek. Evet. Şafii mezhebinde alet-terahidir. Sonradan gidilebilir. Sonra da gidilebilir. Ama Hanefi mezhebinde
Bu sene sana vacip olduysa, şu anda vacip olduysa gitmek lazım. Gitmen gerekiyor. Gitmezsen günaha girersin. Ama günah. Önceki programda değerli hocam, beni mazur görün. Şöyle bir cevap da verdiniz. Kişi zinaya düşme durumu var. Artı babanın hacca gitme durumu var. Siz dediniz ki hacca gidecek o çocuk da oruç tutması lazım. Böyle bir cevap da verdiniz hocam, yanılmıyorsam. Şimdi bak kardeşim. Ben o zaman nasıl cevap verdiğimi bilemiyorum. Olabilir, vermiş olabilirim. Hazreti Ömer radıyallahu teala an bir zaman kendisine soru sordular, fetva verdi. Evet. Başka zaman kendisine aynı soru soruldu, başka şekilde fetva verdi. Evet hocam. Aynen senin dediğin gibi sordular Hazreti Ömer'e. Siz böyle bir zamanda böyle fetva verdiniz, şimdi de böyle fetva veriyorsunuz. Hazreti Ömer radıyallahu teala an o eski fetvamız o günkü bilgimize göreydi. Eyvallah. Bugünkü fetvamız da şu andaki bilgimize göredir. Ve insan her gün ilim açısından tekamül ilerlemesi lazım. Eyvallah hocam. Men isteva yevmâhu fehuve mağbun kardeşim. Evet hocam. İki güne eşit olan bu ziyade her konuda her konuda geçerli. İlim açısından da, ibadet açısından da, Allah'ın rızasını kazanma açısından da geçerli. O gün demişim, yani belki bilmiyorum, siz diyorsunuz, ben kabul ediyorum. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselama, ya maşara şebab, ey gençler cemaati, men istata'a minkumul ba'ete fel yetezevveç. Kim düğün masraflarını üstlenebiliyorsa, gücü yetiyorsa evlensin. Ve men lem yestati'a, gücü yetmiyorsa, fe aleyhi bis savm, babası hacca gitmesin dememiş. Fe aleyhi bis savm. Sonra Peygamber aleyhissalatü vesselam bu hadis-i şerifte babaya seslenmiyor. Ya maşaral evliya demiyor. Maşaral şebab diyor. Kişinin kendisini sorumlu tutuyor. Kişinin kendisi sorumlu. İmkan varsa evlensin, imkan yoksa, günah işleme korkusu varsa o zaman ne yapacak? فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمْ فَاِنَّهُ لَهُ وِجَاءَ. Evet hocam. Yani şehvani arzularını engeller, türpüler, azaltır ve günaha düşme korkusu olmaz. Eyvallah. Değerli hocam, yavaş yavaş programımızın sonuna gidiyoruz. Yaklaşık bir 11 dakikamız var. Başka bir izleyicim sorusundan. Kardeşim epilepsi hastası diyor. Allah şifa versin. Ona Cenab-ı da bütün şifa versin inşallah Teala. Hastalara Allah şifa versin. Ehli imana. Amin. Bütün ehli iman hastalarına şifa versin Cenab-ı Hak. Dolayısıyla diyor hocam sürekli nöbet geçiriyor. Çevremizdekiler kardeşine üç harfliler musallat olmuş diyorlar. Bu doğru mudur? Ve kardeşime okuyabileceğimiz bir ayet var mıdır? Kardeşim doktor varken başka şeylere başvurmayın. Bu işin çözümü doktordur. Evet. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam okumak değil, doktoru göstermiş. اِنَّ اللّٰهَ خَلَقَ الدَّاءَ وَخَلَقَ لَهُ الدَّوَاءَ فَتَدَاوَوْا اِبَادَ اللّٰهِ فَتَدَاوَوْا nedir? Tedavi olunuz. Tedavi olunuz kardeşim. Evet. Tedavi olunuz. Siz hangi duayı okursanız okuyun, geçerli. Dua her zaman geçerli. وَلِدَّعَوَاتِ تَأْثِيرٌ عَظِيمٌ وَقَدْ يَنْفِيهِ أَصْحَابُ الظَّلَالِ. Duanın önemli bir tesiri var. Hele külliye kesmederse. Yani çoğunlukla o dua yapılırsa reddedilmesi düşünülemez. Fakat burada dua yapılsın, yapılmasın değil. Fakat tıbba müracaat etmek lazım. Doktora gitmek lazım. Tabib-i hâzık, yani konusunda uzman olan doktora gidilecek, tavsiyelerine uyulacak, tavsiyeleri doğrultusunda hareket edilecek, şifayı da Allah'tan bekleyecek. Doktor sebeptir. Evet hocam. İlaç da sebeptir. Şafi hakiki Allah'tır. Gerçek manada şifayı veren Allah'tan başkası değildir. Bunu bilmemiz lazım. Değerli hocam, başka bir izleyicimiz, vefat etmiş kişilerin üzerimizde hakkı varsa onlara okuduğumuz yasinler, hatimler,
üzerimizdeki haklarını kaldırır ya da azaltır mı? Evet, kaldırır ya da azaltır. Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, efendim, insanın anne babasının kendisinde hakkı varken, helallık dilemeden veya helal etmeden ahirete intikal etmişlerse, onlara dua ederse, onların ruhunu hoşnut etmek için sadaka verirse, onlara istiğfarda bulunursa inşallah onlar kabrin öbür tarafında oldukları halde efendim ne yapacak? Ondan memnun olacak. Sonra gıybet etti. Bir adam bir adamı gıybet etti. Gıybet ettikten sonra şu duayı yapmalı. Allahümme gfir lana ve limen ihtebnahu. Ya Rabbi bizi mağfiret et, gıybet ettiğimiz insanı da mağfiret et. Sonra de gelirse ben helal et demesi uygun. Nerede de gelirse detaya girmeden Harun Hoca ben helal et. Ben helal et demeli. Ve Allahümme gfir lana ve limen ihtebnahu. Ya Rabbi bizi de gıybet ettiğimiz bu Müslüman kardeşimizi de mağfiret et, affet. Yanlışını düzelt, bağışla demeli. Dolayısıyla hukuk, bir adamın bende hakkı var. Parasal hakkı var. Kendisi de ölmüş. Varisi var. Bu kardeşimiz de onun varisidir. Artık benim orada dua etmem değil, o hakkı varisine vermem lazım. Fakat vefat etmiş, ne varisi görünüyor, ne akrabası görünüyor, ne kimse görünüyor. Ben buna ne yapabilirim? Eğer maddi durumum el veriyorsa bunu onun namına sadaka olarak vermem lazım. Eğer durumum el vermiyorsa dua etmem lazım. Ya Rabbi sen her şeyi bilensin, bu adamın hakkı bende var, gücüm de yetmiyor. Ya Rabbi beni affet, onu da affet. Demek en doğrusudur. Değerli hocam, başka bir izleyicim sorusundu. Hacca gitmek için 8 önce yazılanlar çıkmıyor ama bu sene yazılanlar çıkıyor. Bunda kul hakkı var mıdır? Diyanet suçlu olmuyor mu demiş. Hayır muhterem izleyiciler, Diyanet suçlu değil. Eğer şimdi siz bunu sıraya korsanız kıyamete kadar bu adama sıra gelmez. Kıyamete kadar. Bugün şu anda bu sene yazılanlarla eski yazılanlar 1.700.000 civarında olduğunu, eğer yanlış hatırlamıyorsam, beni mazur görün. Yani ben yanlış hatırlamıyorsam böyle bir sayı var. Giden kaç? 58.000 mi 59.000? Şimdi siz bunu sıraya korsanız, gelecek sene de yazılacak. Bu kar topu gibi gittikçe ne olacak? Büyüyecek. Sonra Diyanet burada başka bir alternatif getiriyor. Bu sene kuraya giren bir defa giriyor, siz 8 defa kuraya giriyorsunuz. Dolayısıyla sizi mağdur etmiyor Diyanet. Diyanet sizi mağdur etmiyor. Bu sene katılan bir defa kuraya girme hakkı var, siz 8 defa giriyorsunuz. Evet. Eğer Cenab-ı Rabbul Alemin henüz size kısmet etmemişse, kim ne yapabilir? Eyvallah. Kimin ne elinde var? Elinde bir şey yok. Kısmet. Kur'an meşrudur. Kur'an İslami'dir. Anlaşmazlığa girdi insanlar. Bunların arasında Kur'an edilebilir. Kur'an ile tespit edilebilir. Eyvallah. Onun için caizdir. Diyanet suçlu değil. Değerli hocam, Yakubiye Mahalle Muhtarı Abdülkadir Akbaş kardeşimiz, o cami için diyor yardım talebimizi hocamızdan diyor rica ederiz diyor. Ben geçen hafta da herhalde izlemişseniz Güneydoğu TV'de söyledim. Tekrar da söyleyeyim ama daha önce söyleseydiniz daha iyi olurdu. Muhterem izleyiciler, iki gecekondu mahallemizde cami yapılıyor. Mahalle halkımız da bu camiyi yapabilecek konumda değil, maddi imkana sahip değil. Çoğu işçi günlük kazanıp günlük yiyor ve camiye de şiddetli ihtiyaç var.
siz ehli himmet olan muhterem izleyicilerimiz, Yakubiye mahallesinde Mehmet Yakup Camii adı ile bilinen cami yapılıyor. Ve büyük bir cami yapılıyor. Mahallenin ihtiyacına cevap verebilecek şekilde yapılıyor. Ehli himmetin himmetine kalmış. Ehli hayrın hayırlarını şimdiden Cenab-ı Hak kabul etsin. Ve parası olan, imkanı olan insanların buraya el atması ve bir an evvel bu camimizin ibadete açılmasına yardım etmelerini diliyorum, arzu ediyorum. Aynı şekilde Hızmalı Köprü diye bilinen mahalleniz var. Orada da aynı şekilde Gecekondu mahallesi, halkımızın da çoğu fakir. Kendi imkanlarıyla bu camiyi yapacak durumda değiller. Hazreti Ayşe Camisi mi? Hazreti Ayşe Camii, Hızmalı Köprü'nün civarında. Ona da yardım ellerini uzatmalarını istiyoruz, bekliyoruz. Ehli himmetin himmetine ihtiyaç var. Ahli hayrın hayrına ihtiyaç var. Rabbim yapacağınız yardımlarımızı şimdiden dergah izzetinde kabule karin eylesin. Bir insan, bakın Peygamber aleyhissalatü vesselam bizlere garanti veriyor. Men bena lillahi mesciden velev kemefhasi katatin benallahu lehu beyten fil cenne. Kim bir cami yaparsa, velev ki bir güvercinin barınabileceği kadar bir cami, yani camiye bir taş alsa, Cenab-ı Hak ona karşılık bu insana cennette bir köşk bina ediyor. Maşallah. Bir saray bina ediyor. Bu hadis-i şerifi akılda tutalım. İmkanı olan din kardeşlerimiz, maddi durumu müsait olan din kardeşlerimiz, bu fakir mahallelerdeki camilere yardım ellerini uzatsınlar. En hayırlı hizmet camidir. Ve cami Allah'ın evidir. Cami Allah'ın evi. Aynı zamanda camiler yeryüzünde emniyet vesileleri. Cenab-ı Hakk'ın bela ve musibetlerini önleyecek olan camilerimizdir. İnşallah muhterem izleyicilerimiz bu iki camiye yardımlarını inşallah ulaştırırlar. Yardımlarını esirgememelerini arzu ediyoruz. Cenab-ı Hak şimdiden yapacakları yardımları dergah-ı uluhiyetinde kabule karin eylesin muhterem izleyicilerimiz. Değerli hocam, son bir soruyla bitiriyoruz, vaktimiz de geldi. 23 yaşında çocuğum var, etrafı kırıp döküyor, bana saldırıyor, sürekli vücudum yaralı. Annesi olarak söz geçiremiyorum. Bunun yanı sıra tansiyon hastasıyım. 2 yıldır oğlum yüzünden oruç tutamıyorum. Ne yapmam gerekiyor? Doktora götüreceksiniz. Burada bir anormallık var kardeşim. Bu adamı psikiyatriye götürün. Sakinleştirin, ilaç kullandırın. Doktorun tavsiyelerine uyun. Yoksa bu normal bir şey değil bu. Bir insan annesine babasına saldırmaz. Yani bir kere olabilir. Nefsine mağlup olur, şeytana mağlup olmaz. Sürekli. Demek bu adam hasta. Bu adam sıkıntılı. Bu adam kendi iradesiyle hareket etmiyor. Bunu bir an evvel doktora götürün. Doktorun tavsiyelerine uygun hareket edin. İlaç kullanın. İnşallah Cenab-ı Hak onu da uygun hale getirir. Cenab-ı Hak'tan bunu bekliyoruz. Eyvallah, umuyoruz. Hocam. Allah razı olsun hocam. İstifade ettik. Değerli izleyicilerimiz, bu hafta da biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Cenab-ı Hak nasip ederse haftaya aynı gün ve aynı saatte tekrar buluşmak ümidiyle hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hayırlı günler, hayırlı akşamlar efendim.